Daha önceki videolarda ATP'nin hücrelerin enerji birimi olduğundan bahsetmiştik. Bu videoda bu konuyla ilgili biraz daha ayrıntıya girmek istiyorum. ATP'yi ayrıştırıp ADP ve fosfat oluşturduğumuzda enerji nasıl açığa çıkar onu inceleyeceğiz. Bir sistem için tepkime grafiğini burada görüyoruz. Bu grafikte ATP'nin serbest enerjisi bu noktada. ATP hidrolizi gerçekleşip ADP ve fosfat grubu açığa çıktığında sistemin serbest enerjisi kabaca 30,5 kilojül bölü mol kadar düşer. Yani bu sistem için delta G eksi 30,5 kilojül bölü moldur. Gibbs serbest enerjisi ile ilgili videoyu izlediyseniz hatırlayacaksınız. Delta G'nin sıfırdan küçük olması bize bu tepkimenin spontan bir tepkime olduğunu gösterir. Bunu ilk öğrendiğimde şunu düşünmüştüm. Madem ki bu spontan bir tepkime. O zaman hücrelerdeki ATP'nin tamamı neden kendiliğinden ADP'ye dönüşüp enerji ya da ısı açığa çıkarmaz? Bu sorunun cevabı aslında buradaki grafikte gizli. ATP hidrolizi spontan bir tepkime olmasına rağmen eğer bu tepkimeyi katalizleyen bir enzim yoksa tepkimenin gerçekleşmesi için buradaki bariyerin aşılması gerekir. İşte bu bariyeri aktivasyon enerjisi olarak adlandırıyoruz. Bu enerji bariyerinin var olmasının sebebi Esasen ATP'nin hidroliz mekanizmasında gizli. Bazı durumlarda farklı moleküller tarafından gerçekleştirilse de hidroliz tepkimeleri tipik olarak su molekülleri tarafından gerçekleştirilir. Şimdi burada bir su molekülümüz var. Bu su molekülünün ATP'yi ayrıştırabilmesi için oksijendeki eşleşmemiş bu elektron çiftinin fosfat grubundaki fosfora nükleofilik saldırı yapması gerekir. Bu saldırı sonucu burada gördüğünüz bağ oluşur. Bu bağdaki elektronlar da buradaki oksijen tarafından geri alınır ve oksijene burada gösterildiği gibi negatif yükü verirler. Burada önemli bir nokta var. Bu saldırıyı yapan elektronlar negatif yüklü. Hatta saldırıyı yapacakları fosfor e, atomunun etrafında da negatif yükler var. Yani bu elektronlar bu fosfora ulaşmak isterken buradaki negatif yükler bu elektronları iter. Elektronların fosfora ulaşabilmeleri için bu itişi aşmaları gerekir. İşte bunu aşmaları ATP az denilen bir enzim sınıfı tarafından gerçekleştirilir. Peki bu ATP azlar? Bunu nasıl başarır? Hemen hatırlayalım. Enzimler aslında büyük protein kompleksleridir. Mesela buradaki bir ATP ağzı olsun. E, hatta ATP az a doğru noktada bağlanmış bir ATP molekülü olsun. Bu enzim bağlanmış olan bu ATP molekülünün pozitif iyonlar ile çevrelenmesini sağlar. Burada da bir pozitif iyon olsun. Bu pozitif iyon buradaki elektronları kendine doğru çeker. Dolayısıyla da su molekülü fosfora ulaşıp nükleofilik saldırıyı gerçekleştirebilir. Tabii bu çizdiğim moleküllerin hepsini 3 boyutlu düşünmemiz gerekiyor. 3 boyutlu düşündüğümüzde bu ATP molekülünün etrafının pozitif iyonlarla çevrelenmiş olduğunu hayal edebiliriz. Özetle ATP az enzimi sayesinde bu tepkimenin aktivasyon enerjisi düşer. Buradaki grafik buna benzer bir hal alır ve tepkime gerçekleşir. Aslında bakarsanız ATP'nin hidrolizinin kendiliğinden gerçekleşmemesinin sebebi ATP az enzimi olmadığında bu enerji bariyerini aşmak zorunda kalmamız diyebiliriz. Yani ATP az enziminin varlığı bu tepkimenin gerçekleşmesini mümkün kılar. Özetle bu su molekülü bu fosfora saldırıyor ve bu bağı oluşturuyor. Burada bir de sudan gelen bir adet hidrojen daha var. Fakat bu hidrojen başka bir su molekül tarafından bağlanarak hidronyum iyonu oluşturabilir. Buradaki oksijen bu bağdaki elektron çiftini alarak negatif yüklü hale geliyor. Bu tepkime sonucunda fosfat grubu ayrılıyor. ADP molekülü oluşuyor ve enerji açığa çıkıyor. Böyle bir tepkime sonucu tipik olarak durup dururken enerji açığa çıkarmak istemeyiz. Bu yüzden ATP az enzimi esasen açığa çıkan bu enerjiyi başka bir molekülün fosforilasyonu için kullanır. Bu tepkime de hidroksitin fosforilasyonu için uğraştığını düşünebilirsiniz. Fakat başka moleküller de e, fosforilasyona uğrayabilir. Açığa çıkan bu enerji ATP azın şeklinin değiştirilmesi için de kullanılabilir. Bu sayede bazı moleküllerin derişim ya da kimyasal veya elektriksel gradyanlarına ters doğrultuda taşınmaları sağlanabilir. Özetle durduk yere enerji açığa çıkarmak istemezsiniz. Tabii bazen ısı açığa çıkarmanız gerekebilir. Fakat genelde açığa çıkan bu enerji hücre için faydalı olabilecek bir takım işlemler için harcanır. Umarım bu video sayesinde aklınızda ATP'nin hidroliz tepkimesi ile ilgili bir fikir oluşmuştur. Bu ayrışma tepkimesi hidroliz tepkimesi olarak adlandırılır. Ancak bu tepkimede bir fosfat grubunun ATP'den ayrılabilmesi için su molekülü kullanılıyor.